Paraboller Ekstra ile karşınızdayız. Öyle paraboller bir anda geçilecek bir konu değil. Bir sürü soru çeşidi var. Sizler de diyorsunuz peki bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor? Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir tane soru var. FX fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun bir en küçük değerinin var olabilmesi için en tam sayısı en az kaç olmalıdır? Şimdi bir parabolün en küçük değerinin olması demek kovarının yukarı doğru olması demektir. Kovarı yukarı doğru olacaksa 3n-11 büyüktür 0 olmalıdır. Bu kadar aslında. Soru bu kadar basit. Yani 3n büyüktür 11, n büyüktür 11 bölü 3. Buraya kadar getirmeye bile gerek yoktu. Bu durumda n tam sayısı en az kaç olabilir? 4 olabilir değil mi? Şuradan gözüküyor. Evet. Cevap bu kadar basit. En küçük değerinin var olabilmesi için kovar yukarı olmalı. Kovarın yukarı doğru olması için a katsayısı yani x karenin katsayısı pozitif olmalı. Sıfırdan büyük olmalı. Ve geliyoruz bir diğerine. Bir tane parabol varmış. Şu iki noktadan geçiyormuş. Bu parabolün simetri ekseni nedir? İyi de sadece geçtiği iki nokta verilirse ben parabolün grafiğini ne yapamam? Çizemem. Ama dikkat edelim altı bunların da. Y değerleri aynı. Y değerleri aynı. Sen mesela şöyle diyelim. Şu noktadan ve şu noktadan geçiyor parabol. Hoppa. Şurası 1'e 6. Şurası 13'e 6. Simetri ekseni tam şu ortadan geçmeyecek midir? O zaman x'lerin tam ortası lazım bana. 13, bir daha 14, 2'ye bölün 7. X eşittir 7. Ya da diğer adıyla R eşittir 7 doğrusudur diyebiliriz. R eşittir 7. Yanlış kalem almışım. Ben de yazmıyorum. Hemen geçelim buna. Parabolün x eksenine negatif tarafta teğet olması için m kaç olmalıdır? Bir kere teğet olması için deltası 0 eşit olmalı. İlk önce o var. Hadi deltayı bulalım. B kare m-4'ün karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir 0. m-4'ün karesi eşittir 64 olacak. m-4'ün karesi 64 ise m-4 ya 8'e eşit olacak Raşit Efendi. Ya da eksi 8'e. Yani m sayısı ya 12 şöyle yapalım ya da eksi 4. Peki hangisi? Adam diyor ki negatif tarafta teğet. Şimdi m yerine 12 koyarsak x kare artı 8x artı 16 olacak. Ve bunun tepe noktası yani r'si kaç? Eksi b bölü 2'nin eksi 4 olacak. Bu şu demektir. Eksi 4 şurada ya. Şöyle. Ama eksi 4 koysaydık RM yerine x kare eksi 8x artı 16 y eşittir. Yani bunun tepe noktası eksi b bölü 2'den y eşittir. X eşittir 4 olacaktır. Şurası olacaktır. Bizden hangisini istiyor? X'in negatif bunu istiyor. Taraftaki. Negatif taraftakinin teğet olması için m yerine kaç koymamız lazım? 12. X'in biliyorsunuz iki bölgesi var. Bir pozitif olduğu bölge, bir negatif olduğu bölge. Bizden özellikle bunu istemiş. Bir tane parabol vermiş. Bu parabolün x eşittir 6 doğrusuna göre simetriğini istiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Herhalde çizsek en net gösterebiliriz, evet. Değil mi? Bunun için siyah kalemden destek alalım. Ya da şöyle bir lacivert. Bir tane şöyle çizelim. Onu biraz uzun çizsek. Altıyı da simetriğini alacağız ya şöyle. İğrenç oldu. Hep senin yüzünden. X kare eksi 2x eksi 8'i 0'a eşitlersek köklerini bulalım. Eksi 4'e artı 2. Kökleri eksi 2'ye 4 mu olacak? Şöyle. Tamam. Şöyle. Gerçekten de epey çizmek gerekecek yalnız. Eksi 2'ye 4 olacak. Başka? Tepe noktası. Tepe noktası kaça kaç? Eksi b bölü 2 ayı. Eksi b bölü 2 R1 çıkıyor. Dikkat edin lütfen siz hesaplayın. K kaç oluyor? Eksi 9. 1'e eksi 9 diyebiliriz o zaman tepe noktası. 1'e şöyle. Bir kere tepe noktasının ordinatı zaten ne yapamaz? Değişemez. Parabol şöyle bir şey. C'yi şu anda işaretlemiyorum. Çok da lazım değil. Bunun x eşittir 6 doğrusuna göre simetri. X eşittir 6 burada olsun. Buna göre simetri olacağına göre kökleri bir tanesi. Şuna 2 birim uzaklıkta mı? Hop. 8. Şurası 2 birimse şurası da 2 birim alıp olacak. Katlayacağız yani. Katlıyoruz böyle şeklin bu tarafına doğru katlıyoruz. Bu bir ikincisi. Eksi 2 ile 6 arasında kaç birim var? 8 birim mi? 6'ya 8 ekleyin. Diğer kökü de kaç olacak? 14 olacak. Şekil bu olması gerekiyor. Aslında mantık gayet basit. Bunun tepe noktası kaç olacaktır? Köklerin toplamı 22. 2'ye bölelim. 11 şurası. Y'si ne demiştik? K'sı değişmez. Eksi 9. O zaman geçtiği noktalar bu. Özür diliyorum. Kökleri 8'e 14. Geçtiği nokta 11'e eksi 9 ya da tepe noktası. Bunu neden söylüyorum? Hani simetrini belki grafik olarak istiyordur adamlar. Belki de denklem olarak istiyordur. Denklem isterse ne yapacaksınız? Y eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2 diye bir formülümüz vardı değil mi bizim? Kökleri 8'e 14 mü? Aynen. Yazalım. Y eşittir a çarpı x eksi 8 x eksi 14.
Geçtiği bir noktayı da biliyoruz. 11'e eksi 9'dan. Bu ne demektir? X yerine 11 yaz, Y yerine eksi 9 yaz. Hadi yazalım. Bunu A'yı bulmak için yapıyorduk. Unutmayın lütfen. 11 eksi 8, 3. 11 eksi 14, eksi 3. Eksi 9 eşittir eksi 9 A'dan. A'da 1 çıkar. Yerine yazarsanız bunu da bulacaksınız. Ne güzel çıktı. Ya burada hep açık söyleyeyim. Bazen üzülüyorum size. Gerçekten üzülüyorum. Yani ben öğretmenin bu soruyu çözmem vakit alıyor. Uzun uzadıya mantık harcamak zorunda kalıyorum ama ne yazık ki başka çareniz yok. Eğer LYS gibi bir sınava hazırlanıyorsanız ya da bir okulda eğitim alıyorsanız mecburen öğretmenleriniz bunları size soruyorlar. Hani öğretiyorum ama bir yandan da içimde bir hafiften şey var. Burukluk. Burukluk var. İşte bu kalabalığı. Ama biz yeter ki öğretelim. Siz mesulsünüz ya da değilsiniz. Lütfen öyle hissedin. Şimdi iki tane parabol vermişiz. Okunuyor sanırım denklem biri. X kare artı n artı 1 x artı n. Diğeri de x kare eksi 3n eksi 2x artı 2n artı 4. A, B 7'ymiş. Şurayı 7 vermiş. Bizden istediği C'de. Gıcık. Ne yapabilirim? Hemen söylüyorum. Hatırlarsanız parabollerin ilk başına başlarken şuraların C noktası yani sabit terimler olduğunu söylemiştik. Şu mavi parabole baktığınızda bunun C değeri 2n artı 4. Şurası 2n artı 4'tür. Kahverengi parabole baktığımızda da n. O zaman bu ikisinin farkı kaç olmak zorunda? 7. Bundan bunu çıkartırsanız şu aradaki değeri bulacaksınız. Hemen bulalım. 2n artı 4 eksi n eşittir 7'den. N kaç çıkacaktır? 3. N 3 ise artık yerlerini yazarak parabollerin denklemlerini kurabilirim. X kare 4x. Artı 4x artı 3 bunun denklemi. Aha da bunun denklemi ne? X kare 7 mi oluyor? Eksi 7 yanlış yazarsak bulamayız sonra 10. Tamam bunların köklerini bulacağım. Kesikleri nokta var onlar. Bu 3'e 1 ise x1 eksi 1 x2 eksi 3 çarpanların ayırdığımızda bu uzak kök olduğu için şurası eksi 3. Şuna bakıyorum eksi 2 eksi 5 bunun kökleri de 2'ye 5 mi? Bu 2 ise bu da 5 olmak zorunda. Uzak. Burası 5 burası eksi 3. Aradaki mesafe 8 birim olacaktır. Güzel bir soru geçtim. Kesinlikle. Kesinlikle başladı gene ha. Y eşittir x kare eksi nx artı 16. Yani şu parabolün denklemi ama ben o kökleri bulamıyorum. Sadece şuranın 16 olduğunu görebiliyorum değil mi buradan? Evet. C değeri 16. Yazalım biz. Yine onu de. Yazalım. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Bir de OB 4A'ya eşitmiş. OB burası eşittir. 4. 4 tane OA. Burada ne demek istiyor? Yani şuraya K. K diyelim. OB. O zaman şurası 4K olacak değil mi? Evet. 4K. Tamam. Bakıyorum başka. Heh. Bak. Bak bak bak. Kahverengi parabolü gördün mü? Evet. Kahverengi parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde ve kaç? 16. Şunu hafiften şöyle göstermek lazım aslında ama şuradan anlaşılıyor tepe noktasının x ekseni üzerinde olduğunu. Y ekseni üzerinde. Ya da y ekseni üzerinde özür diliyorum. Geçtiği nokta 0, 16 diyebiliriz mesela. Ben de direkt öyle aklıma. Hemen sen de benden alsan. X yerine 0 yazarsak y 16 çıkacaktır. 16 eşittir 0 artı m'den m 16 çıktı. Yani şu parabolün denklemi y eşittir eksi x kare artı 16. Bunu artık parabolün x eksenini kestiği noktaları bulabilirim. Öyle değil mi? Evet. Ha bu arada neyi bulmuş olduk biz? M. M'yi bulmuş olduk. Tamam. Köklerini bulalım hemen bunun. Eksi x kare artı 16'yı 0'a eşitlersek x eşittir artı eksi 4 çıkacak. Evet. Dikkat ederseniz artı eksi 4 çıktığına göre burası 4'tür. Burası eksi 4'tür. 4k 4 ise k 1'dir. Burası da 1'dir. Yani bu denklemin kökleri 1'e 4 mu olacak şu parabolün kökleri? Evet. O zaman burada ne diyorum ben? Kökler toplamından yola çıkabilirim n'i bulmak için. Eksi b bölü a ya. N eşittir 4 bir daha 5. N 5. M'i de az önce bulduyduktu. 16. Toplayın. 21. Var mı bir yerde hata? Gayet güzel. Sen beni gaza getirmeye çalışıyorsun. Güzel çözdün. Aferin. Devam et. Çok iyiydi. Evet güzel bir soru tarzı. Bu gerçekten güzel bir soru tarzı. Verilenlere göre fx artı 2 eşittir 2x eksi 8 denkleminin kökler toplamı kaçtır? Şimdi aslında bu bir fx fonksiyonu. Parabol şeklinde bir grafiği var. Bu fonksiyona bakarak ben denklemini kurabilir miyim? Kurmam gerekiyor ki fx artı 2'yi bulabilirim. İlk önce y eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2. Doğru mu? Y eşittir a çarpı x artı 1 köklerden birincisi 1 ikincisi 4 mü? X eksi 4. Şimdi Raşit Hocam geçtiği nokta şurası. Yani 0'a 4 mü? Bu x yerine 0 y yerine 4 yazın demektir. 4 eşittir a çarpı 1 çarpı eksi 4'ten a eksi 1 çıkar. Yani fx eşittir. A yerine eksi 1 koyarsak şurada.
Güzel. Şurada çarpalım hemen. X artı 1 ile x'i çarparsak x kare eksi 3x eksi 4 olacak. Gerekirse lütfen siz dağılma özelliğiyle çarpın. Bir de bunu ne yapacağız? Eksi ile dağıtırsak eksi x kare artı 3x artı 4'müş. Fx artı 2'yi istiyormuş. Çarpmasak da olurmuş sonradan yazılmış. Neyse. Şimdi fx artı 2'yi bulmak için x gördüğümüz yere x artı 2 yazacağız. Yazalım. Çocukların da direkt bu şekilde aklına gelirdi zaten. Fazla da bir şey fark etmeyecekti. Artı 4. Hadi bunu cevaplayalım biz. Eksi x kare artı 4x artı 4 artı 3x artı 6 artı 4. Bu neye eşit olacakmış? 2x eksi 8'e değil mi? Evet. Şimdi bu eksi parantez içerisine dağıttığımı şöyle göstereyim. Bir daha yazmamak için. Şu eksi olacak. Şundan kurtulduk. Şu eksi. Şu da mı eksi? Öyle aynen. Olmayacak mı? Eksi x kare. Eksi 4x artı 3x eksi daha. Eksi x. Eksi x. Şu 2x de eksi olarak gelecek. Eksi 3x. Eksi 3x. Peki burada eksi 4 var. Artı 6 daha artı 2. 4 de buraya gelecek. Eksi 2. Eşittir. Pardon. 8 unuttum. Unuttum. Şu 4 ile eksi 4 gitti. 6. Eksi 8 14. Buraya gelecek. Artı 14. Eşittir 0. İşte bunun kökler toplamını sormuş bize. Eksi b bölü a'dan. Evet kökler. Eksi, eksi 3 bölü eksi 1. Eksi 3. Hızlı yapıyoruz ama umarım bir hata yapmıyoruzdur. İşlemlerde değil mi? İşlemlerde tabii sayısal değerler karışıyor. Ben sınava girsem herhalde 40 sorudan mutlaka 2-3 tane işlem hatası yaparım. İtiraf ediyorum yani. Bir tane yamuk verilmiş. Bu yamuğun alanı kaç birim karedir diyor. Biz bunu kare şeklinde çözmüştük sanırım. Evet. Şimdi yamukta dikkat etmemiz gereken şu yamuk olduğuna göre şu kenarlar paralel bir kere. Bu bir. İkincisi şurası y eksenini kestiği nokta. Parabolün denklemi belli. 4. O zaman y eksenini kestiği şu noktanın apsisi 4. Ancak yamuğun ordinatı 4. Özür diliyorum. Yamuğun alanını bulabilmek için tavan artı tavan çarpı yükseklik. Buna ihtiyacım var. Şimdi bu parabolde dikkat edersen bir noktada x'i kaç? Eksi 2. X'i eksi 2 iken y'yi ne yapayım ben? Bulabiliriz. Bulabiliriz. X yerine eksi 2 koyalım. F eksi 2 nedir? Eksi 4 eksi 6 artı 4'ten eksi 6 çıktı. Yani şuranın y değeri kaç? Eksi 6. Dolayısıyla yamuğun yüksekliği ortaya çıktı mı? Evet. Kaç? 10. 10. Peki yamuğun yüksekliği 10. Şurası kaçtır? Bunu nasıl bulabilirim? F0'ı 4. Y'nin değeri 4 ya. Ben diyorum ki şunu 4'e eşitlersem 2 köyleri tane x bulalım. Değeri bulacağım. Bunlardan bir tanesi bu. Bir tanesi de burası olacak. Şu nokta olacaktır. Şurayı bulmak için aklıma başka bir yöntem gelmiyor. Eşitleyelim. Eksi x kare artı 3x eşittir 0 olacak. X buradan bir 0 çıkacak. Bir de dikkat ederseniz 3 çıkacak. 0 zaten buranın da değil mi? O zaman burası 3. Dolayısıyla şu uzunluğu kaç birim buldum ben? 3 birim buldum. Şu uzunluğa ihtiyacım var. Şuraya ve şuraya ihtiyacım var. Ben derim ki bu yamuk ikizkenar yamuk olmak zorunda. Neden? Parabol simetriktir çünkü. Aynen öyle. O zaman şuraya dikkat edelim. Şurası 2 birim değil mi? Eksi 2 ya. Orada 2 olacak. O zaman şurası da 2 birim olacaktır. Dikkat edin lütfen. Şurada bir dikdörtgen oluştu. Şunlar eş üçgenler oluşuyor. O zaman yamuğun taban uzunluğu şurası da 3 ya. Taban uzunluğu 7. Taban uzunluğu 3 çarpı yükseklik 10 bölü 2. Bize direkt olarak yamuğun alanını verecektir. Başka nasıl görebilirdi çocuk şu uzunluğu? Şu uzunluğun eşitliğini mi? Nasıl şurayı. Anladım? Şurayı eksi 2 olarak gördük ya. Mesela burası 2 birimse burası da 2 birim olarak söyledik. Şöyle de yapabilirdi ama zor. Bunun köklerini bulurdu. Şu köke 1 birim uzaklıkta çıkacak burası sanırım. Bu da buna 1 birim uzaklıkta çıkacak deyip öyle de bulabilirdi ama işte uzatırdınız ve daha karışık bir hale gelebilirdi. Onu da söyleyelim. Buyurun. Şöyle de hani ikizkenar yamuk ya. Burası çarpı burası da alan. Yok zaten burayı ikizkenar yamuğu göremeyebilir diye evet, çocuk özellikle bunu söylüyor. Evet zaten. Hı-hı. Onu görse hemen biter. Y eşittir x kare eksi ax artı 8 parabolünün tepe noktası. Dördüncü bölgede olduğuna göre. A'nın en geniş tanım aralığı nedir? Dilerek yapmayalım lütfen. A'nın en geniş tanım aralığı nedir? Şimdi tepe noktası dördüncü bölgede derken neyi kastediyor? Şurada bir yerde. R'si artı K'sı eksi. R neydi? Eksi B bölü 2A. Yani eksi eksi A bölü 2 büyüktür 0'dan. A bölü 2 büyüktür 0. Buradan biz A'nın 0'dan büyük olması gerektiğini anlıyoruz. Ordinatına bakacağım. X yerine A yazdığımızda sonuç ne çıkmalı? Negatif çıkmalı. Yani X yerine A yazalım. A kare eksi A kare artı 8 küçüktür 0 mı çıktı?
Bu sağ var mı? 8 sıfırdan küçük müdür? Hayır. O zaman A'nın sıfırdan büyük olması olmaması olmuyor. A'nın en geniş çözüm aralığı boş kümedir. Peki 8 büyüktür sıfır olsaydı her türlü sağlayacak olurdu. Sıkıntı çıkmazdı. A sıfırdan büyük olduğu her değer sağ var diyebilirdik. Ancak şu haliyle 8 sıfırdan küçük imkansız. Böyle bir çözüm yok. Manasına gelir. Evet. Gene bir taravavan sorusu. Bir tane y şu doğrudan büyük. Y şu parabolden küçük. Küçük. Hemen yapalım. 2x artı 4 küçüktür y'yi ayrı yazın net olarak görebilmek için. Bir de y küçük eşittir x kare eksi 6x. Hoppa. Bunu ilk videomuz aramızda da anlatmıştık. İğrenç çizdim ya. Keşke cetvel alsaydım. Şey yapar, idare eder. İşten kovmasınlar sonra. X yerine şunun denklemini kurmak için şöyle yapıyorduk. 2x artı 4 eşittir y diyorduk hatırlarsanız. X 0 için y 4. Y 0 için x eksi 2 mi çıkacak? Evet. Şöyle bir kesik. Çünkü eşitlik yok. Ancak y büyüktür tarafında olduğu için ne diyorduk? Şeklin üst tarafını tarayın. Öyle değil mi? Bu bir. Geliyoruz parabole. Parabolü de farklı bir renkle yapalım. Y eşittir x kare eksi 6 x'miş gibi düşünün lütfen bunu. Sıfırı eşitlediğinizde köklerini 0'a 6 bulacaksınız. Biri 0 burada bir de 6 şurada. Kolları yukarı doğru. Şöyle bir şey çıkacak düzlüğü. Tepe noktasıyla uğraşmadım şu anda. Bunun da alt kısmını tarayın diyor. Çok güzel çizim. Süper çizim. Bu renkleri kullansak artık ya. Kırmızıyla mor çok yakıştı bize. Biz eğlenmeye bakıyoruz zaten. Peki bizden istediği bölge her iki tarafını, her iki şekil tarafından da taranması. Taranan bölge. Taranan cümleyi kusura bakmayın lütfen. Cümleyi toparlayamadım. Her iki bölge tarafından da taranmış olmalı. Dikkat ederseniz şu anda sarıya boyadığım şu bölge istediğimiz çözüm kümesidir. Tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Çözüm kümesini şurayı ve şurayı görmeyeceksiniz cevap şıklarında. Sadece şu bölgeyi taranmış olarak göreceksiniz. Görüşmek üzere.